Merhaba, bugün bu güzel modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. Renk ışıktan dolayı pek güzel görünmüyor ama çok güzel bir mor, güzel bir ton. Şişle yapılmış gibi duruyor ama tığ işi. Başlayalım modelimize. Videomuza başlamadan önce hemen aşağıda abone ol yazısı var arkadaşlar. Oraya tıklarsanız çok memnun olurum. Abone olursanız. Böylelikle çektiğim videoları da kaçırmamış olursunuz. Sabitleyelim. Şimdi öncelikle bundan çok güzel yelek olabilir. Bebek yeleği, atkı olabilir. Ona göre yani ne kadar yapacaksanız zincirinizi çekiyorsunuz. Kullandığınız ip de önemli. Aşağıdaki ip liflik ip. Bu biraz şallık ip gibi de biraz örmesi sıkıntılı takılıyor. Burada iki zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 3 ikili trabzan yapıyorum yine. Bir zincir çektim. Bir tane boşluk bıraktım. Devam ediyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yuvalarını yapıyoruz şu yuvaları. Yine o üçüncü ikili trabzanın dibine batıyorum. Şimdi tekrar 3 tane tamamlıyoruz. 2 3 bir zincir çekiyorum aralarda. Bu iple bakalım nasıl duracak modelimiz. 1 2 Bu ilk sıra böyle. Zor, daha yukarı doğru daha kolay başladığımız zaman göreceksiniz. Bir tane daha yapalım isterseniz ki hani tam model anlaşılmış olsun. Araya bir tane zincir, yine iki 3 Şuraya 2 zincir çekiyorum tekrardan. Son yuvamızı da yapalım. Dönüş yapacağız şimdi. 2 3 Şimdi çeviriyoruz arkasını. Şuradayız arkadaşlar. 2 zincir çektim, çevirdim arkayı. Şu boşluğumuzda, yuvamıza 6 tane ikili trabzan dolduruyorum. 2 3 4 2 de çıkıyorum yine. 5 ve 6 1 2 zincir çektim. Şu tek zincir çekmiştik yaralara. Oraya battım. 2 zincir çektim. Tekrar yuvamıza atladım. Şöyle göstereyim daha iyi anlayın. 1 2 3 4 5 ve 6 2 zincir tekrar 2 zincir tekrar yuvamıza 2 3 4 5 ve 6 tekrar 2 zincir ve son yuvamız
Bir iki zincir. İp biraz kılçıllı olduğu için tığa takılıyor. 2 3 4 5 ve 6. Şöyle göstereceğim size şimdi. Bu şekilde oldu. Şimdi çeviriyorum arkasını. 3 zincir çektim. Çevirdim arkadaşlar. Şimdi buna değil de bir önündekine, bir önündeki direğimize bu şekilde batıyoruz. Tepesine değil. 2 böyle içten alarak battım. 2 zincir çektim. Yine aynı yere devam ediyorum şimdi. 1 2 ve 3. Modelimiz bu taraftan çıkmaya başlayacak. Göstereceğim şimdi size. Başına ilmek aldım. Hiç zincir çekmeden karşıya atladım. Yine aynı bu şekilde. 2 3 2 zincir. Tekrar devam ediyoruz trabzanlarımızı böyle almaya. Tepesinden değil, alt tarafından değil, kendime çevirdiğim taraftan bu şekilde içinden geçirerek alıyoruz. Başına bir doladım. Hiç zincir çekme yok burada arkadaşlar. 2 3 2 zincir yuva için yuvayı oluşturuyoruz. Şimdi çevirince modeli göreceksiniz. Şurayı da tamamlayalım da. Son yuvamıza atlayalım. Bu taraf böyle. Şimdi çevireceğim öbür tarafı. İki, üç, iki zincir. Tekrar devam yine. Bir, iki ve üç. Şimdi bakalım modelimiz. Gördünüz mü? Oluşmaya başladı. Çok da güzel. Şişle yapmış gibi duruyor. Çok hoş bir model. Şimdi bir iki zincir çektim tekrar. Bir sıra daha yapalım. Bir iki üç dört beş ve yuvamıza 6 tane doldurduk. 2 zincir şuraya böyle boşluğa batıyorum ben. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir. 1 2 3 4 5 6 2 zincir boşluğa 2 zincir yuvamıza yapalım. İkili trabzan yaptım. İsteyen daha uzun da çekebilir. Üçlü trabzan yapabilir. Herkesin zevkine kalmış. Modelimiz arkayı çevirince tersten kurulmuş oluyor. 2 zincir tekrar. Son yuvamız 2 3 4 5
ve 6. Şöyle koyayım. Çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Özellikle yelek, bebek yelekleri 1, 2, 3 çektim, çevirdim. Son kez tekrar anlatayım. Buna değil, hemen önündekine bu şekilde daldırıyoruz. 2, 3 yaptık. 2 zincir çektik. 1, 2, 3. Evet. Hiç başına zincir çekmeden atlıyoruz arkadaşlar karşı tarafa. Aynı işlem devam. Çok iş artıyor bundan, öyle deriz biz. Yani çabuk ilerliyor. Çok kolaylıkla daha kalın ipten, daha ince ipten zevkinize göre yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz liflik ip, elimdeki daha bir şallık ip gibi. Daha farklı koton iplerden, bebe yünlerinden, bebekler için özellikle yelek çok hoş. Önüne buna koyarsınız, arkayı düz yaparsınız. Patikler için bile yani güzel bir model yapmak isteyen olursa. Çanta. Arkadaşlar çok güzel çanta olur. Çevirelim şimdi. Bakın modelimiz çıktı. Şöyle şey yaparsam daha iyi olacak. Böyle çok güzel, çok basit bir model. Dediğim gibi kullandığınız ipe göre modeliniz değişir. Ben açık renk, şimdi daha iyi anlayın diye açık renkten yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. İzledikten sonra abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olun.